Günaydın. Kafa Radyo'nun dikkatli dinleyicileri hatırlayacaktır. Geçtiğimiz Şubat ayında Doğruluk Elçileri programı ile radyolarınızda olmuştuk. Yine 10 haftalık bir seriyle sizlerleyiz. 10 hafta boyunca doğrunun ve gerçeğin peşinde bir yolculuğa çıkacağız. Birlikte savaş, mülteciler, kadına şiddet, toplumsal olaylar, büyük krizler karşısında her seferinde mağduru olduğumuz ya da maalesef yayılmasına katkıda bulunduğumuz yanlış, teyitsiz, manipülatif bilgiyle mücadelenin yollarını konuşacağız. Alanında uzman, konusunun en değerli ve prestijli isimlerinden de yardım alacağız. Her bölüm bu konunun ve mücadelenin başka bir boyutunu konuşacağız. İçinden geçtiğimiz bu hız ve çılgınlık çağında dezenformasyonla mücadelenin yollarını hep birlikte arayacağız. İlk bölüm konuğumuz sizlerin çok iyi tanıdığı, çok kıymetli bir isim, yazar Yalın Alpay. Merhaba Yalın Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, güzel bir gün diliyorum ve hemen başlıyorum. Tabii. Aslında bu dezenformasyon sorununu anlayabilmek için sanıyorum bu dönemin ruhunu anlamamız gerekiyor. Ki sizin üretimlerinizin pek çoğu da aslında bunun üzerine. Yalın Bey, çok net ve hızlıca sormak istiyorum. Gerçek neden bu kadar kırılgan ve hepimiz için hemen vazgeçilebilir bir hale geldi? Ya şundan aslında tabii, tarihin yakın bir döneminde bir sanayi devrimi, ardından da bir Fransız devrimi yaşıyoruz. Ve bu iki devrim kırsal yaşadığımız yaşamı kentsel bir yaşama çeviriyor. Hı hı. Kırsal yaşamda küçük bir yerleşim birimleri var. 10 hane, 15 hane. Bunların içinde işte 10'ar kişi. Hı hı. Dolayısıyla bütün herkesi tanıdığımız, daha çocukluğundan itibaren tanıdığımız, A'dan Z'ye ciğerini bildiğimiz bir insanların tanıdık evreninde bizlerin bütün bilgileri dolayımsız, kendi bedenimizle çektiğimiz bir an. Dolayısıyla gökyüzüne kendimiz bakıyoruz, suyu kendimiz alıyoruz, başkalarıyla kendimiz iletişimde bulunuyoruz. Yani iletişimimiz için dünyayla ve toplumla arada bir aracı yok. Fakat kentlere geçildiğinde insanlar birbirlerini tanımadıkları, her şeyiyle yabancı oldukları yeni bir alana geliyorlar çalışmak için. Hı hı. Ve her kırsal başka temsilciler gönderiyor bu kente. Dolayısıyla bu kentlerde ortak bir tahayyül oluşturmak, ortak bir duygudaşlık oluşturmak o kadar kolay olmuyor. Hı hı. Ve bir yabancılaşma meydana geliyor. Bu yabancılaşma kimseyi tanımadığımız bir evrende olmamızdan ve ayrıca da kırsaldaki doğanın terk edilip her şeyin insan zihninden çıktığı bir yerleşim birimine geçmemizden kaynaklanıyor. Bu soyut bir dünya. Hı hı. Bu soyut dünyada artık dünyaya ilişkin verileri birincil deneyimimle, bedenimle kendim çekmiyorum. Medya aracılığıyla öğrenmeye başlıyorum. Hı hı. Bunların tamamı bilginin başka kişiler tarafından veri olarak çekilip olduğu haliyle değil, kadrajlanmış, mikslenmiş, kurgulanmış, taraflı bakılmış, eksik bırakılmış, yanlış yorumlanmış pek çok ikincil veriye dönüşüyor. Hı hı. Ama bu ikincil veriler ikincil olmakla da kalmıyor. Örneğin diyelim ki Suriye'deki savaş dolayımında Arapça bilmeniz gerekiyor. İngiliz yorumlarına bakmak için İngilizce, Fransızların yorumuna bakmak için Fransızca. Hı hı. Bölgeyi tanımak için bölge coğrafyasını bilmeniz gerekiyor. Oradaki insanın yaşam biçimi. Bunların hiçbirini bilmeyiz. Bu yüzden ikincil bize ulaştırılan anlatıda bunların hepsini bilen birisinin bize gönderdiği veri olarak bunu kabul ederiz. Ama böyle değildir. Hı hı. Bu yüzden ontolojik olarak soyut yaşama geçilir geçilmez, yani insanlar dünyayla kurdukları ilişkideki veri alışverişini kendi bedenleriyle doğrudan kendileri yapmayı bırakıp bir aracıyla, yani medyayla veri çekmeye başladıklarında, hı hı, ontolojik olarak gerçeklik kırılmaya başlar. Bu gerçekliğin kırılması üst üste bir sürü türev, sahte gerçeklik yığılarak artık bir süre sonra gerçeğin ne olduğunu anlayamayacağınız bir yığına dönüşür. Yani gerçekliği algılamak için arkeolojik bir kazı yapmak gerekir artık. O veri yığınının içinde. Ama bunun içinde hiç kimsenin vakti yoktur. Niye? Şöyle. Diyelim ki bir telefon satın alacağım. Bu telefon için bir sürü marka arasından, bir sürü model arasından, fiyat kalite paritesi arasından bir seçim yapmak istiyorum. İnternette yorumlara bakarım, gazetelerden yorumlar okurum. Tekrar tekrar satıcıların fiyatlarını kontrol ederim. Bir bakarım ki fiyatlar değişiktir, yorumlar değişiktir. Birinin harika dediğine birisi berbat demektedir. Bir süre sonra hepsi ikincil olan bu verilerden
hangisinin isabetli, hangisinin isabetsiz olduğunu oturduğum yerden kendi zihnimle kavrayamayacağımı hissederim ve anlarım. Bunun için de 2 gün geçirmişimdir. Artık şunu düşünmek gerekir. Bir telefon almak için bile modern ya da postmodern hayattaki bir insan 2 gün harcayıp sonunda bir sonuç elde edemiyorsa, o zaman bir ülkenin ekonomi politikasının nasıl olması gerektiğine dair nasıl bir arkeolojik kazı yapmalı ve ona göre düşünmeli? Kültür politikası için nasıl bir kazı yapıp nasıl düşünmeli? Dış politika için nasıl bir kazı yapıp nasıl düşünmeli? Bu vakit olarak olanaksız olduğu gibi bir seçmenin seçim yapmak için bu kadar çok çabalamasını da imkansız kılar. Böylece dönem zorunlu olarak gerçeklikle bağlantısını koparır. Yani bu istençli bir bağlantı koparmaktan ziyade hali hazırdaki sistemin, varoluşun, evrilmenin bu tarafa doğru yönelmesi ve şimdilik de aksi bir yönelişin çok mümkün olmadığının görülmesi üzerine gerçekleşti. Şöyle kapatayım bu soruyu. Genellikle 19. yüzyıldaki büyük ideolojilerde biz bazı centilmen beyefendilerin, hanımefendilerin masa başına oturup dünyayı tasarlamasını görürdük. Yani liberalizm gibi, sosyalizm gibi, muhafazakarlık gibi yapılması gereken, olması gerekenin tartışıldığı bir alan vardı. Günümüzdeki gerçeklik ve hakikat krizi ise zihinlerin masa başında oturup ortaya çıkardığı bir krizden çok hali hazırdaki durumun kendi kendisine infilak ederek ortaya saçtığı bu lavlar diyelim ya da işte ateşten bir durum. Bu lavlar arasında yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten hani bu çağın insanının da sınavı bu herhalde hocam. Kimsenin zamanı ve uzmanlığı yok kazıyı yapmak için, doğruya ulaşmak adına, ama bizim de bir yol bulmaya ihtiyacımız var. Bu noktada evet. Siz ne öneriyorsunuz? Yani bu karmaşada, bu sosyal medyadaki kaosun içinde sıradan ve gündelik başka işleri ve telaşları olan bir insanın doğruya ulaşması için ne öneriyorsunuz? Şimdi şöyle düşünüyorum aslında. Birincisi, internet çok yeni bir mecra, çok genç daha ve biliyorsunuz beklentiler ondan çok farklıydı. Fakat çoğu yeni mecra ortaya çıktıktan sonra ilk dönemleriyle orta ve olgun dönemlerinde çok farklı hallere geliyorlar. Bu yüzden internetin şu an kaotik hali. Mesela şöyle düşünmek gerekir. Twitter'da diyelim ki kişilerin kimlik numaralarıyla bundan sonra diyelim ki hesap açmaları gündeme gelirse sistem ciddi şekilde dönüşür. Troll hesapların ortadan kalkması anlamına gelir. Bu troll hesaplar ekstradan gürültüyle ekstradan çarpıtma sağlayan ve bir konudan daha fazla kişi bahsediyorsa o konu doğrudur izlenimini kullanarak çoğunluk aracılığıyla yanlış bilgiyi pekiştirme güdüsündeler. Şimdi mesela böyle ufak tefek revizyonlar gelecektir. Ama bu ufak tefek revizyonların etkisi devasa olacaktır. Bu etkilerde şimdi çok belki 10 yıllık, 15 yıllık bir geçmiş var ve şunu da söyleyeyim. İnsanlık soyut aşamaya geçtikten sonra medya araçlarıyla birbiriyle iletişim kurduğundan her yeni gelen medya aracına göre dünya yeniden formatlanmıştı. Kitap başka bir dünya kurdu. Tek bir konu üzerine tematik giderdi. Gazete başka bir dünya kurdu, parçalı yapıydı. Sayfayı açardınız, siyaset gördünüz manşette, alt tarafta ekonomi haberi. Bir sayfa açardınız, üçüncü sayfa haberi, cinayetler. Gazeteyi bitirdiniz, derdiniz ki ya ben ne okudum acaba? Parçalanmış postmodern hayata yakındır. Televizyon ise okuma yazma bariyer, hatta radyo diyelim. Radyo propagandayı mümkün kıldı. Daha önce bir lideri izlemek için mutlaka onun mitingine gitmeniz gerekirdi. Radyoyla sesini duymaya başladınız. Böylece okuma yazma bariyeri de ortadan kalktı. Daha geniş bir kitleye ulaşıyorsunuz radyoyla. Televizyonla daha da eli arttırıyorsunuz. Artık görüntü de var. Deepfake bugün neyse televizyon o zamanlar için oydu. Görüntüsünü de görüyorum. Artık niye ikna olmayayım hissiyatı oluşuyordu. Şimdi bütün bu saydıklarım merkezde birkaç tane seçilmiş şirketin veya devlet aygıtının bütün kitlelere yaydığı bir medya aracı biçimiydi. Ve bu yüzden kitleler kendi fikirlerini dolaşıma sokamıyorlardı. İlk defa internet kitlelerin kendi fikirlerini dolaşıma sokmalarına cevaz verdi. Bu yüzden çok köklü bir devrim gerçekleşti. Bunun yarattığı büyük tsunami
birazcık sürecektir dinmek için, dinginleşmek için. Ve dahası internetin çıkacağını nasıl bilmiyorduysak, şu anda da interneti yedekleyecek yeni medya araçlarının neler olduğunu bilmiyoruz. Ama bunlar bize tarih gösteriyor ki kitap ortaya çıktıktan sonra, ama Gutenberg matbaasının o herkese ulaşabilecek çok sayıda basılan kitabından söz ediyorum. Yoksa antik çağda da kitap var. Önemli olan dolaşıma girip başkalarının zihnini formatlayabilmesi. Her seferinde süre daha çok kısaldı. Yani kitapla gazete arası, gazete radyo arası, radyo televizyon arası, televizyon internet arası. Şimdi mutlaka yeni medya biçimleri çıkacak ve yeni çıkan medya biçimleri toplumsal her türlü informasyon dağıtımını yeniden biçimlendirecek. Yani biz ilelebet internetle de gitmeyeceğimiz için ve internet de çok genç olduğu için bu dezenformasyon çağının biçimleri ve dolayısıyla içerikleri yeniden değişecek. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bana kalırsa şu. Kişilerin kendilerinin birer insan olmasından kaynaklanan duygusallığın aklı çoğunlukla perdelemesi meselesine bir miktar soğukkanlılıkla yaklaşılması gerekir. Şöyle düşünün. Bir futbol maçı seyrettiğimizi düşünelim. Bu futbol maçında taraflar ezeli iki rakiptir. Bir faul pozisyonu olduğunu söyleyelim. Hemen iki taraf da ayağa kalkıp bir taraf kesinlikle faul olmadığını, öteki tarafsa böyle bir faulün ancak kasaplıkla mümkün olduğunu söyleyecektir. Burada aynı anda aynı şeyi aynı gözle, retinaya düşen aynı görüntüyle deneyimlememize rağmen arzu, istek, istencimizin, duygusallığımızın kararlarımızı ne kadar sakatladığını görmüş oluyoruz. Bütün dünyayı biz kendi dönemimizde dünyanın bir mücadelesinin parçası olduğumuz için ve 2000 sonrası dünya aşırı siyasallaştığı için, siyasallaşmasının nedeni biraz önce konuştuğumuz gibi sıradan halkın her kararda artık siyasetçilere değil de kendine fikri bıraktığı izlenimi, en azından izlenimi, çünkü gerçekte pek öyle olmuyor. Bu yüzden her konuda fikir ileri sürülüyor ve her konuda ileri sürülen fikir rasyonel temellere göre değil, duygusal, kimliksel gereksinimlere göre ileri sürülüyor. Ve bu karar duygusal olduğu için reddiyesine de kulak kabartılmıyor. Bütün reddiyelere kulaklar kapatılıyor yani. Şimdi bu filtre balon diyoruz ya buna. Taraflar kendiyle aynı şekilde konuşanların bütün sözlerine kulaklarını ardına kadar açıp diğerlerini troll olarak algılıyorlar. Şimdi burada tarafların söylem kurarken duygusal olanı arka plana atıp soğukkanlılıkla rasyonel olanın dile getirilmesiyle bir ancak iletişim kurulabileceğinin fark edilmesi gerekir. İtiraflar bunda yine önemlidir. Yani ben daha önce şu hataları bu duygusallık nedeniyle yaptım. Analiz bozuklukları şuradan kaynaklanıyor. O zaman bir iletişim kurulma ihtimali olabilir. Bu %100 olur anlamında söylemiyorum. Ama en azından ihtimal olabilir. Daha sonra da tabii bu dönemin gelenekselleşmiş artık birkaç tane durumu var. Fact. Ya olguları kontrol etme. Fact checking. Bunun için işte biliyorsunuz bazı kuruluşlar da var. Uluslararası bağlantıları da olan. Bunlar da internet üzerinden kamuya açık bilgiler aracılığıyla İleri sürülen savların doğru olup olmadıklarını vakit harcayarak, üzerine rapor yazarak, görüntüleri kontrol ederek ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla yapılabilecek şeyler bunlar gibi görünüyor. Ama bunlar şu dönem için bu büyük etkiyi sıfırlar mı? Ya pek öyle görünmüyor. Çünkü devasa bir makine karşısında siz birkaç çarka erişimi olan kişilersiniz. Yani insanlar olarak hepimiz öyleyiz. Birkaç çarkı kontrol edebiliyoruz. Ama dediğim gibi hem sistem çok genç hem de sistem çok kısa zaman içinde yenilenecek bir sistem. Dolayısıyla böyle bir durum aslında şöyle de diyebilirim. Hani öyle kapatayım. Antik Yunan'da Sokrates öncesi felsefede sofistlerin büyük bir ağırlığı var ve sofistlerin özelliği, safsata da sofizmden geliyor. Sofistlerin özelliği güzel konuşma aracılığıyla kanıt olmayan meseleleri yanlış akıl yürütmelerle de olsa doğru akıl yürütmeymiş gibi gösterip meseleleri hitabet aracılığıyla başkalarını ikna edecekleri şekilde dillendirmek. Bugün geldiğimiz nokta tekrar sofizmin bir yeniden dünyaya inmesi. Fakat bu seferki sofist zihinlerin parlaklığından kaynaklanmıyor da
dünyanın kendisini ortaya dökerken ne kadar da her şey açıkta seçikte diye düşündüğümüz halde onun ne kadar opak ve kapalı olduğu meselesi. Bu da her şey gözümüzün ardında gerçekleştiği için, şunun için diyorum. Yani yine Suriye politikasından örnek vereceğim mesela. Ya Suriye'de ne olup bittiğini bilmiyoruz. Tarafları bilmiyoruz. Kim ne kadar silaha sahip bilmiyoruz. Kim kimle ittifak yapıyor bilmiyoruz. Arapça bilmediğimiz için yerel gazeteleri takip edemiyoruz. Elinde gizli bilgiler olan işte istihbarat kurumlarında ne bilgiler var bilmiyoruz. Tamamen kapalı bir opak yapının üstünde biz sanki her şey çok da açık seçikmiş gibi kendinden emin olduğumuz fikirler ileri sürüyoruz. Ve bundan çok da eminiz. Buraları kırmak gerekiyor. Kuşkunun hayatımıza yeniden şiddetli bir biçimde geri gelmesi gerekiyor. Biz şu an duygusal davrandığımız için ve bizi pekiştirecek pek çok yandaşımız olduğu için her şeyden çok eminiz. Bu eminliğin kırılması gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz ama sizi dinlerken şundan emin oldum. Bu kaos ve karmaşa içerisinde aklı selim ve doğru ve derin şeyler anlatan insanların sesini duymaya da ne kadar ihtiyacımız varmış. Onu fark ettim. Bu bir kesinlik. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Haftaya Doğruluk Elçilerinde görüşmek üzere.